Bundan mütevellit Şehzade Mustafa payitahta yürümeye kalkmış. İstanbul yolunda Yeniçeriler tarafından karşılanmışlar. Durdurulmuş mu? Hayır şehzadem. Yeniçeri ağası Ferhat, belli ki Şehzade Mustafa'ya biat etmiş. Öyle ki şehzadeyi saraya onlar getirmişler. Sarayda kıyamet kopmuş. Evvela bunun bir isyan olduğu sanılmış. Ancak kaftan meselesinin iç yüzü anlaşılınca mevzu tatlıya bağlanmış. Kaftanı kim zehirlemiş peki? Bir malumat yok şehzadem. Asker isyana zorluyor belli ki. Bugün değilse yarın isyan edecek. Ali Ağa Mustafa abim taraftarıydı. Anlaşılan Ferhat Ağa da aynı yolun yolcusu. Asker hala onun yanında. Binlerce asker. Üç günde saf değiştirmez şehzadem. Ayrıca unutmayın şehzadem. Hünkârımız sizin yanınızda. Ne fayda Gazanfer? Görmüyor musun? Abim alenen meydan okumuş. İstese zorla tahta çıkabilir. İstese bu saraya cellatlar gönderebilir. Sus ver bana. Şarap getir. Nasıl olur şehzadem, tövbe etmiştim. Uzatma Gazanfer. Şarap getir. Emredersiniz. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Şehzade Mustafa hangi cesaretle İstanbul'a yürür? Ve dahi hünkârımız bunu nasıl cezasız bırakır? Belli ki hünkârımız bir isyan olarak görmemişler. Bu isyan değil de nedir Lala? Senelerdir söylüyorum, hiç kimse inanmıyordu. İşte gördünüz. Demek ki Şehzade Mustafa istese saraya girebilir, herkesi kılıçtan geçirebilir. İsyan etmediğinin kanıtı bu değil mi zaten validem? Dediğiniz gibi istese yapardı. Yazılanlara göre Yeniçeri'nin desteği aşikar. Bugün böyle. Âlâ. Peki yarın? Yarın ne olacak? Şehzade Mustafa'nın insafına mı mahkumuz? Aç gözünü. Hakikati gör artık. O senin çok sevdiğin, hürmette kusur etmediğin ağabeyin, senin can düşmanın. Gör artık. Sen ne diyorsun Lala? Sultanımızın hakkı var. Şehzademiz düşmanınız olmasa da taht yolundaki en büyük rakibiniz. Münasebetlerimize dikkat etmek lazım. Hele ki böyle bir hadiseden sonra. Yok, bu böyle olmayacak. Benim bir an evvel payitahta dönmem lazım. Yokluğumu fırsat bilmelerine müsaade edemem. Sabırlı olmakta fayda var sultanım. Eğer izin almadan giderseniz vaziyetimiz daha da kötü olabilir. Sultanım. Sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Zaten canım burnumda. Bir de senin dertlerini mi dinleyeceğim? Gel. Gazanfer nerede? Gazanfer'i elinde testiyle görünce geri yolladım. Şimdi öfkelisin. İhtiyacın olduğunu sanıyorsun. Anlıyorum. Ancak öfken geçince tövbeni bozduğuna çok pişman olacaksın. Sen değil miydin kararında içersen bir şey olmaz diyen? Kimse görmeyebilir. İşitmeyebilir günahlarımızı. İnsan herkese yalan söyleyebilir. Ama kendine söyleyemez. İnsan kendinden kaçamaz. Kendi vicdanından. Yalnız bırak beni. İstersen kız. Bağır, çağır. Payitahttan gelen haberleri işittim. Şehzade Mustafa ne yaparsa yapsın. Şehzade Bayezid de öyle.
gün o tahta sen çıkacaksın. Ve ben yanında olacağım. Sen hünkârımızın gözünün nurusun. Ona bir söz verdin. Unutma.